Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bu arkadaşın kutu açılımını yapmıştık. Şimdi sizlere 10 dakikada saç nasıl kesilir onu göstereceğim. 10 yıldır yaklaşık 10 yıldır ben berbere falan gitmiyorum. Bir iki sefer haricinde. Bir düğünden önce bir de kız istemeden önce gitmiştim. Onun dışında hep saçlarımı kendim kestim. Normal standart makinelerle kesmiştim. Şimdi profesyonel bir makineye geçtim. Ortamımı hazırladım. Şimdi böyle bir çarşafı alıyorsun abi. 10 dakikada bütün her şeyin hazır. Tamam mı? Başlattınız mı süreyi? Şimdi öncelikle kafanızın açılarını hesaplıyorsunuz. Şimdi ben ilk kestiğim zamanları hatırlıyorum. İlk kestiğimde çok bocalamıştım. Dedim bu nasıl bir şey oldu ya falan oldum böyle. Daha sonra berbere gittim. Berberin ne yaptığına falan baktım böyle. Abi sıfır numara keseceksen çok zor bir şey yok. Çok standart bir şey var. Yapman gereken ne? Alıyorsun karşına bir tane ayna. Şu an benim aynam sizsiniz. Makineni de ayarlıyorsun. Bunun da kutu açılımını şuradan kartlardan bir yerden izleyebilirsiniz. Güzel bir makine, tavsiye ederim. Şimdi ilk defa profesyonel bir makineyle saçımı keseceğim. Biraz bir hızlandırılmış alabilirim. Sessiz rahatsız etmesin diye. Şöyle bir sesi var. Buradan her şeyi ayarlıyorsunuz. Daha sonra ilk arka sağdan başlıyorsunuz. Arka sağdan böyle geliyorsun abi. İlk arka sağdan başladın. Tamam mı? Bu şekilde geliyorsun. İlk arka sağdan başladın. Bu sırada şunu söyleyeyim. Makinenin kalitesi efsane. O yüzden bu kadar hızlı buraya kadar geldi. Daha sonra sol arkadan. Elinle kontrol ediyorsun. Nereleri kestin, nereleri kesmedin. Şimdi ben artık ezbere bildiğim için. Kafamın her yerini ezberlediğim için. Nereleri kestin, nereleri bıraktım hissedebiliyorum. Tabi burada makineniz kaliteli olunca ne oluyor? İşiniz daha da kolaylaşıyor. Bakayım şuradan önlerden falan. Saç, sakal bu makineyle her şeyi kesebilirsiniz. Bak şimdi bu sol arkayı da aldıktan sonra makineden sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama sol arkayı da aldıktan sonra ne yapacağız? Evet. Şimdi sağ arkayı aldık. Sol arkayı aldık. Şimdi bir elimizi kolaçan ediyoruz. Nereler kalmış? İlk 2-3 dakikada bunu yapıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi baktık şu ortalarda kalmış. Sollar sağlar gitmiş. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi orta dipten başlıyorsun abi. Orta dipten. Elinle kontrolü yapıyorsun. Bu senin yön. Yön. Şimdi gelelim enseleri biraz kolaçan etmeye. Ense tıraşı için yine en dipten kendi enselerini önce aynadan noktaları işaretliyorsun. Ezberlemen gerekiyor. Bu ilk seferde olmaz. Ama daha sonra ilerleyen zamanlarda ezberleyeceksin. Şu an neredeyse tepeleri de şimdi düzleyeceğiz. Ondan sonra her şey hazır olmuş olacak. 10 dakikada saç nasıl kesilir bunu gördünüz ama bunu ilk sefer değil artık birinci yıl bittikten sonra artık kafanızın her yerini ezberleyeceksiniz. Evet, sizler de eğer bu şekilde kesmek istiyorsanız bir izleyin. Yorumlarınız varsa onların hepsine cevap vereceğim. Yorum atmayı unutmayın. 10 dakikada saç nasıl kesilir? Gördünüz. Şimdi son rötuşları da yapalım. Bir hızdan şöyle bakalım nereye gelmişiz.
Arkadaşlar sorularınız varsa sorabilirsiniz. Benim tıraşım şu an hazır gibi. Şu an karşımda aynam yok. Aynam sizsiniz. Sizden bakarak kesiyorum. Makineyi herkese tavsiye ederim. 10 dakikada saç kesmek için başınızın, kafanızın her yerini ellerinizle ezberlemeniz gerekiyor. Ufak bir eksikler kaldığı gibi görüyorum. Onları da aynada bir tuşlayacağım. Evet, kolay. Artık berbere ihtiyaç yok. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sorularınız varsa sormayı unutmayın. Like alırım. Bir like alırım. Tamam, teşekkür ederim. Aldın mı like'ı?